Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para piyasalarında çok önemli haber analizlerini yapacağız. Özellikle iki tane haber var. Bu haberlere çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu sebepten dolayı videoyu sonuna kadar izlerseniz faydanıza olabilir arkadaşlar. Bununla beraber kripto piyasalarında öne çıkan kripto paraların analizlerini, teknik analizlerini yapacağız. Bunlarla beraber global finans piyasalarının genel durumlarına bakacağız. Altın, petrol, doğalgaz gibi grafikleri de inceleyeceğiz arkadaşlar. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Zede ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linklere tıklayarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Dünya finans piyasalarıyla başlayalım arkadaşlar. Dünya endekslerinde S&P 500 ve Dow Jones haricinde yükseliş görüyoruz. Bakınız BIST 100 özellikle DAX Almanya tarafındaki endekslerde ciddi yükselişler görmekteyiz arkadaşlar. Bununla beraber vadeli endeksler tarafında yine aynı yükselişi görebiliyoruz. Korku endeksi biraz geri çekiliyor. Eurostox 50'de %0.70'lik bir aşağı dönü düşüş söz konusu. Bunlar tabi birazcık güven ortamının oluşmaya başladığını mı aslında gösteriyor diye düşünmüyor değiliz. Özellikle Putin'den gelen, Rusya tarafından gelen ufak tefek olumlu haberler bunları etkiliyor tabii ki arkadaşlar. Yine emtialarda da bu olumlu haberlerin fiyatlandığını görmekteyiz. Altın, petrol, gümüş, doğalgaz bütün emtialarda neredeyse aşağı yönlü gidiş Hakim şu an düşüş hakim bunları da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi haber analizleri kısmına geldiğimiz zaman G7 ülkeleri Rusya yönelik yeni kripto yaptırımlarını açıklamış vaziyette diye bir haberimiz var. Burada arkadaşlar özellikle Rus oligartların Kripto paralarını bitcoinlerini bozdurmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunlara yönelik özellikle kripto borsalarına yönelik bir yaptırım söz konusu. Yani bunlara bir baskı oluşturuluyor. Bunlara yapılan baskı neticesinde adamların elindeki kripto paraları almayacaksınız ve bunları bozdurmayacaksınız deniliyor. Birkaç gün öncesinden de yapmış olduğum haberde mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu işlemleri çok yapmaya başladıklarını Rus oligartların görmüştük. İşte G7 ülkeleri de bu tarz hamlelerle. Paralarını dışarı çıkartmalarını veya dışarıdan içeri sokmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bu da kripto paralara kuvvetli muhtemel zarar verir arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyelim. Yine Glassnode verilerine baktığımız zaman büyük yatırımcıların kurumsalların arkadaşlar bitcoinlerini satmadığını görüyoruz. Burada böyle bir veri paylaşılmış durumda. 2021'in başından itibaren enflasyona fiyat oynaklığına rağmen adamlar bu cüzdan sahipleri. Bitcoin'leri bir türlü satmıyorlar. Bunlar volümlü cüzdanlar. Bu arada bu sebepten dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. Yani niye satmıyor? Demek ki fiyatın kısa vadeli ve orta vadeli olarak yukarıya gidebileceğini düşündükleri için fiyatlarını satmıyorlar. Bitcoin'leri satmıyorlar olarak düşünebiliriz. Evet şimdi Ripple SEC davasında yeni bir gelişme var arkadaşlar. Birkaç gün önce bildiğiniz gibi yine davadan Ripple tarafına pozitif bir netice çıkmıştı. Fakat bu haberin içerisinde de şunu görmekteyiz. Brad Garlinghouse başta olmak üzere Sek davasının reddedilmesi yönünde önerge verilmişti. Yargıç Torres'e ve bunun reddedildiğini görüyoruz. Yani bu da Ripple tarafına yazılan eksi bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl yorumlayacağız arkadaşlar? Dava kaldığı yerden tam gaz devam ediyor aslında. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Çok fazla işin içerisine girmek istemiyorum. Yine Elon Musk'tan bir açıklama var. Bugün Doge'de de bu açıklamaya binaen arkadaşlar bir yükseliş gördük açıklamada bir tweet dizisinde aslında bunları söylüyor. Genel bir ilke olarak bu başlıktan tavsiye arayanlar için enflasyonun yüksek olacağı zamanlarda dolar yerine iyi ürünler yaptığını düşündüğünüz şirketlere veya hisse senedi gibi fiziksel şeylere sahip olmak genellikle iyidir. Bitcoin, Ethereum ve Doge'lerime sahibim ve bunları satmayacağım diye açıklama yaptı. Bu da Doge'nin fiyatına ufak doza pozitif etki etti ama tekrardan geri çekildi. Birazdan grafiklerde de göreceksiniz. Evet yine Santiment'ten gelen bir Veri analizi var arkadaşlar. Baktığınız zaman Fed'in faiz kararı ile ilgili burada kendi beklentilerini ifade etmiş durumdalar. Fed'in yapacağı bu faiz artırma meselesinden dolayı 25 bas puanlık bildiğiniz gibi bir artış bekleniyor. Bu artış neticesinde kripto paraların büyük ölçüde etkilenmesi gerektiğini söylüyor buradaki sentiment analiz verileri arkadaşlar bu da önemlidir peki bu hafta bitcoin ve kripto paraları etkileyebilecek diye bir başlık atılmış vaziyette investikte bunu incelediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle FED faiz kararını görmekteyiz bunu da zaten biz bekliyoruz. 15-16'sında bildiğiniz gibi Mart'ın yani yarın ertesi gün faiz kararı açıklanacak. 16'sında açıklanacak daha doğrusu. Ve netice olarak kripto paraları kuvvetle muhtemelen etkileyecektir. Bakın sentimentte de bunu söylüyor bizlere. Bunun haricinde şu an hali hazırda şu saatlerde devam eden bir oylama var Avrupa parlamentosunda arkadaşlar. Bu parlamento içerisinde kripto paralar, proof of work sistemi ile çalışan bazı kripto paralar vesaire Bunların ticaretine kısıtlamalar getirilebileceği düşünülüyor. Birçok firmadan, mesela dün canlı yayınımızda da söyledik, Ledger firmasından açıklama geldi. Birazdan haberini vereceğim. Michael Saylor'dan açıklama var. Yasaklanma düşüncesinin gerçekten olduğunu görüyoruz bu açıklamalardan dolayı. Eğer böyle bir yasaklanma durumu olursa ki ciddiler gibi durunuyor. Bitcoin ve kripto paralarda sert hareketlenmeler olabilir aşağı yönlü. O yüzden dikkat edelim bugün özellikle çok önemlidir arkadaşlar diyorum ve bir sonraki habere geçiyorum. Evet bir sonraki haberimizde de aynı şekilde Avrupa Birliği Parlamentosu vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum ve Proof of Work sistemi bakınız. Altını çizerek söylüyorum. Yani iş kanıtı yöntemiyle çalışan kripto paralar bunlara dikkat edeceğiz. Herhangi bir negatif durumda sert bir hareketlenme olacaktır. Bakın Michael Saylor da bu konuyla alakalı bir yorum yapmış arkadaşlar. Trilyon dolarlık bir hataya sebebiyet verebilirsiniz. Burada herhangi bir yasaklama yapmayın. Avrupa Birliği vekillerine sesleniyor kendisi. Trilyon dolarlık bir sektör burası. Büyük bir hataya sebebiyet verebilirsiniz. Dikkat ediniz diye kendisi açıklama yapmış durumda. Peki. Şimdi grafik analizlerine geçecek olursak. Öncelikle tabii ki Bitcoin ile başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine şöyle gelip baktığımız zaman herhangi bir değişiklik var mı? Hayır herhangi bir değişiklik yok. Hala düşen tepeler ve düşen diplerle beraber bir sıkışma evresi geçiriyoruz arkadaşlar. Ama ve velakin bu hafta bu sıkışmanın bitebileceğini ben düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız bakın Avrupa Parlamentosu onun haricinde ayın 16'sında yani 2 gün sonra Fed'den faiz kararı gelecek. Bu kararlar neticesinde çok büyük ihtimal sert hareketler göreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir olumlu hareket olursa, haber olursa bu şekilde olumsuz haberde de aşağı yönlü bir hareketlenme göreceğiz diye düşünmekteyim. Arkadaşlar Ethereum'a geldik. Ethereum'da da düşen kanal devam ediyor. Şurada bir destek yaptı dedik. 2500 dolarlarda buralarda tutunuyor. Onun altında 2380 dolar seviyeleri bir sonraki destek arkadaşlar. Kanal dibi epey aşağılarda bulunuyor. Umarım buralara gelmez. 1700 dolar seviyeleri eğer bu 2400 dediğim seviyeler kırılırsa aşağıda bizleri bekliyor olacak Ethereum tarafında. Solana'nın grafiğine geldiğimiz zaman nitekim kısmen pozitif gibi görünse de 77-80 dolar seviyelerinde tutunma çabaları içerisinde. Eğer buranın altına sarkarsa dediğim gibi 67 dolar seviyeleri bir sonraki al bölgesi olur. Buralarda kuvvetli al bölgeleridir arkadaşlar diye ifade edelim Solana ile ilgili. Doge coin'e geldik. Doge'de bakın arkadaşlar o kadar zayıf o kadar cılız ki yani herhangi bir şey tepki veremiyor. Yani iğne olarak yukarıda kaldı. 0.11 seviyelerinde destek yapmış vaziyette. Buranın kırılımları bizleri nereye götürecek? 0.095 daha sonra aşağıda bulunan 0.087 seviyelerine götürebilir. Buralar önemlidir. 0.87 ile 0.045 seviyeleri aralığında eskiden çalışan güzel bir akümülasyon, konsolidasyon bölgesiymiş. Buralarda ciddi alımlar yapılabilir. Olur da düşerse bunu da yorum olarak söylemiş olalım. Gate Token'a geldim. Bakınız taş gibi duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Zamanında o kadar söyledik. Gate borsasının kendi tokenı 6 dolar seviyeleri benim için kritiktir. 6 doların altına günlük kapanışları yaparsa kısa vadeli stop işlemi düşünülebilir. Gate token da bunu da ifade etmiş olalım. XRP'ye geldik. XRP'de herhangi bir değişiklik var mı? Var tabii ki. FK hareketten sonra aşağıdaki desteği denedik. 0.75'ler ve şu an yeşil mum'a yakın bir daha doğrusu böyle kararsız mum ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu desteğin altına sarkarsa 0.69 seviyeleri bir sonraki destek olacaktır. Altını da hatırlatalım. 0.60 seviyeleri sonraki iki desteğimiz arkadaşlar. 0.80'in üzerinde kalamadığı müddetçe problem. Onun haricinde tabii ki Brett Carlingas'ın vermiş olduğu telkinler çok önemli. Adam yani aynı Elon Musk gibi istediğini götürüyor gibi görünüyor bana kalırsa. Dikkatli olun onun açıklamalarında diye ifade etmiş olalım. Nier protokolü de bir bakmak istiyorum. Herhangi bir değişiklik yok. 10 dolarlarda tutuluyor. Bu seviyelerde 200 günlük hareketli ortalama var. Kanal dibi de güzel bir bölge dedik. 9 dolar seviyeleri güzel bir al olarak çalışabilir dedik. Peki şimdi dolar tl paritesine bakıyorum. Dolar tl'de bir değişiklik görüyor muyuz? Hayır bir düzeltmeden sonra tekrar yukarıya doğru hareketlenme söz konusu. Olur da aşağıdaki bu destek bölgesini test etmek isterse 13.83 seviyeleri, 13.89 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkar ama şu an önümüzde 15.20 dolar, 15.20 TL seviyeleri diye düzeltelim hedef bölgesidir diye ifade etmek istiyorum. Spot altın tarafında arkadaşlar bir düşüş bir düzeltme var bu söylemler neticesinden kaynaklı. Destek bölgesi aşağıda 1923 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun altında günlük kapatmadığı sürece bana kalırsa hala bu zaten trendi de görmektesiniz. Gram altında aynı şekilde devam edecektir. Gram altında da bakınız 927 TL seviyelerinde bir destek oluşturmuş durumda. Bunun altında da 878 TL seviyeleri destek olarak çalışabilir. Evet, Ham Petrol tarafına geldiğimiz zaman 107 dolar seviyelerinde bir tutunma çabası görmekteyiz arkadaşlar. Fakat unutmayınız, aşağıda 100 dolar seviyelerinin üzerinde kaldığınız müddetçe bullish ortam devam edecektir. Hatta ve hatta daha da düşse ana yükselen trend hala bakınız yukarıya doğru götürecektir fiyatı arkadaşlar. Ama 100 dolar kritik 200-300 dolarların konuşulduğunu biliyoruz. Tabii ki her ne kadar manipülasyon olsa da bu söylemlere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Umarım ülkemizde de bir an önce akaryakıt fiyatlarına bu düşüşler yansır ve daha da çok düşer diye ifade etmem lazım. Peki doğalgazın vadeli işlemler tarafına geldiğimiz zaman herhangi bir değişiklik yok. Düzeltme ile beraber ana yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Yukarıda direnç olarak 5.22 seviyeleri bulunuyor. Buraların geçilmesiyle beraber daha pik hareketler görebileceğimizi düşünmekteyim. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki arkadaşlar bir de dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksi de bakınız kanalımızın tepe bölgesini zorluyor. Gördünüz mü? Kanal çok güzel çalışıyor. Yükselen kanal. Bu kanal geçilirse hedef bölgeleri 103-104 seviyeleri olacaktır. Dolar endeksi özellikle FED faiz artışını beklentisinden kaynaklı bu yükselişine devam ediyor. Olur da bir düzeltme gelirse aşağıda destek bölgesi 97 seviyelerinde bulunuyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.